Üçüncü sorumuza bakacak olursak ne demiş? Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangileri iç bükeydir? İç bükey ne demekti arkadaşlar? Ya şöyle yapacaktınız, herhangi bir köşesi iç tarafta yer alıyor ki zaten gördüğümüz zaman direkt şu şeklin olduğunu anlayabiliriz. Ya da diyorduk ki içerisinde iki tane nokta alacaktım. Bu noktaları birleştiren çizgi ya da doğru parçası eğer bu cismin içerisinde ya da bu şeklin içerisinde yer alıyorsa o zaman bu dış bükeydir. Yer almıyorsa da elbette ki iç bükeydir dedik. Bakın herhangi iki yerinde nokta aldığımda her zaman iç tarafta kalacak. O zaman bu dış bükey. Gene bakın. Gene içerisinde kalıyor. Gene nereden alırsam alayım bakın elbette ki içerisinde kalacak. Fakat bu şekle baktığımda birini buradan alırım, birini buradan alırım. Bakın dışarıda kaldı. O zaman elbette ki iç bükey olan bizim üçüncü şeklimizdir. Dördüncü soruyu en son yapmak istiyorum. Şimdi hemen beşinci soruya gelmek istiyorum. Ne demiş arkadaşlar? Aşağıda verilen yarım küre düzlemle kesildiğinde ara keside hangisi olamaz? Bir kere bu küre olduğu için ben hangi düzlemle kesersem kesip elde bir dairesel bölge elde ederim. Bakarım o halde ben çeyrek daireyi de yarım daireyi de daire dilimini de elde edebilirim. Çünkü küre zaten dairesel bir bölge. O halde hiçbir şekilde arkadaşlar küreyi kestiğimde ara kesitim üçgen olmaz. Yani 5. sorumuzun cevabı nedir? Elbette ki B şıkkıdır. Geliyorum 4. soruya. Ne demiş? Bir ayrıtı 6 santimetre olan bir küp ile mesela bu örneği ele alalım. Bir küp ile bir düzlemin ara kesit alanı en fazla kaç santimetre karedir demiş. Hemen geliyorum. Şunları sileyim ki o örneğe geçiş yapalım arkadaşlar. Evet. Bakın gene bir ara kesit alanı var burada. Ara kesit verilmiş. O halde bu örnekten gidebilirim. Ben bir düzlemle kestiğimde ara kesitinin en büyük olmasını istiyorsam bakın en fazla demiş. En büyük olmasını istiyorsam şu şekilde bir ara kesit elde etmeye çalışmalıyım arkadaşlar. Bir ayrıtı 6'dır demiş. 6, 6, 6, 6 geldim yazdım. Ne dedik? 6'ya 6 ise ben bunu Pisagor bağıntısından hesaplarım ve hipotenüsün uzunluğunu 6 kök 2 olarak bulurum. Bakın dik olan kenarlardan biri 6 cm diğeri 6 kök 2 cm. Alanı nasıl buluyorduk biz? Çünkü bu bir dikdörtgendir diyorduk. Alanı o halde nedir? İki kenarın çarpımıdır. Yani 6 çarpı 6 kök 2 yaptığımız zaman da arkadaşlar 36 kök 2 santimetre kare olarak cevabımıza ulaşmış oluruz. Ne dedim kısacası? Eğer ben ara kesitin alanının en büyük olmasını istiyorsam şu şekilde bir ara kesit elde etmeliyim. Ya kare ya da dikdörtgen elde etmeliyim ki alanım en fazla olsun. Yani 4. sorumuzun cevabında elbette ki 36 kök 2 olarak bulmuş olduk. Böylelikle de arkadaşlar çok yüzlüler ve ara kesitleri konusuna dair sorularımızı bitirmiş olduk. Bol bol tekrar ederek ne yapıyorsunuz? Konuları unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hepinize kolay gelsin. Şimdiden başarılar. Bir sonraki konumuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de geometrik cisimler ve simetri konusunu işleyeceğiz. Öncelikle geometrik cisimlerin simetri düzlemlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar dönme simetrilerinden ve en son da çok küplülerle oluşturulan yapılardan bahsedeceğiz. Ne dedik arkadaşlar? Öncelikle geometrik cisimlerin simetri düzlemlerinden bahsedeceğiz. Ve bu konumuz birazcık arkadaşlar şekillerle ilgili, yapılarla ilgili. O yüzden size birazcık sıkıcı gelebilir. Hani neden biz bu şekilde gösterdik? Neden tahtaya hepsini çizmek istedik. Bir soruyla karşılaştığınız zaman hani önceden görmüş olun ki şekilleri soruyla karşılaştığınızda tekrar çizmenize gerek kalmasın. Aa ben bu şekli görmüştüm, ben bunu biliyordum dersiniz. Hemen sorunun cevabını elbette ki yanıtlarsınız. Bu yüzden hepsini çizerek size göstermek istedik. Zaten gördüğünüz zaman da arkadaşlar aslında düşündüğünüzde de bunların soracağımız soruların cevabına ulaşacaksınız. Şu an tahtaya çizdiğimiz şekillerin cevabına ulaşacaksınız. Düşündüğünüz zaman fakat bir gözünüz önünde olmasını istediğimiz için bu şekilde gösterdik. O halde başlayalım isterseniz. Ne dedik? Öncelikle geometrik cisimlerin simetri düzlemlerinden bahsedeceğiz dedik. Bunda da arkadaşlar çok yüzlülerden kübün, kürenin, silindirin, koninin ve üçgen prizmanın simetrik düzlemlerinden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. İlk olarak kübün simetri düzleminden bakalım arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Görüldüğü gibi 4 4, 8 ve toplamda bir daha 9 tane arkadaşlar kübün simetri yüzeyini göstermişiz biz burada. Kırmızıyla gösterdiğimiz yerler elbette ki simetri düzlemleri. Zaten geride kalan siyah şekillerle gösterdiğimizde bizim neydi arkadaşlar? Elimizdeki küptü. Bakın ilki tabana paralel olarak gösterilen bir simetri düzlemi. İkincisi ve üçüncüsü tabana dik olarak gösterilen bir simetri düzlemleri. Zaten diğerleri de gördüğünüz gibi arkadaşlar fark ettiğinizde elbette ki simetri düzleminin nasıl olduğunu görüyoruz. İkinci olarak isterseniz kürenin simetri düzlemine geçelim. Pekala kürenin kaç tane simetri düzlemi vardır arkadaşlar? Biz burada 3 tanesini göstermişiz. Bir kere biz biliyoruz ki kürenin bir merkezi var. Küre yuvarlak bir şekil. Merkezden bu şeklin herhangi bir ucuna gittiğimde uzaklıkları yani uzunlukları birbirine eşit. O halde arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Ben zaten küre konusunu işlediğimde ne demiştim? Büyük çemberlerden bahsetmiştim. Merkezden geçen çemberlerimiz vardı. Bakın şu şekilde 3 tane gösterdik biz neyi? Simetri düzlemini. Fakat ben şöyle de gösterebilirim. Elbette ki şu şekilde de gösterebilirim. Bakın şöyle de gösterebilirim. Yani gösterdiğimin hepsi ne oluyor? Bakın bir daire oluyor. Daire olduğu için arkadaşlar küreden bahsediyorsam ya da bakın silindirin tabanında da aynı şekilde bir daire var. Daire olduğu zaman ne olur bu sefer? Elbette ki merkezden geçtiği için simetri düzlemi sonsuz sayıda simetri düzlemi vardır denilebilir. O halde ne diyebilirim ben? Kısacası kürenin simetri düzlemlerinden bahsettiği için her biri bakın daire olduğu için elbette ki kürenin sonsuz sayıda simetri düzlemi vardır diyebiliriz. Biz burada kaç tanesini gösterdik? 3 tanesini gösterdik. Fakat biraz önce de yaptığım gibi gene siyahla çizdiğim noktalar ya da şu şekilde de gösterebiliriz. Bakın şu da bir simetri düzlemidir. Şöyle çizdiğimde de bir simetri düzlemidir arkadaşlar. Aynı şekilde şu da yani ben ne dedim? Sonsuz sayıda çizebileceğim için kürenin sonsuz sayıda simetri düzlemi vardır. Bundan da bahsettik. Sıra geldi neye? Silindirin simetri düzlemine. İlk başta baktığımızda arkadaşlar kaç tane çizmişiz? 4 tane çizmişiz. Fakat bakın şimdi ilk simetri düzlemi diğerlerinden biraz daha farklı. İlki nasıl? Tabana paralel olan bir simetri düzlemi. Yani ben silindirin tabanına paralel bir düzlem aldığım zaman bir tane simetri düzlemim vardır derim. Pekala ben biraz önce ne dedim? Daire olduğu zaman sonsuz sayıda simetri düzlemi düşünülecek dedim. Benim silindirimin tabanında ne var arkadaşlar? Daire var. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bu simetri düzlemi eğer silindirin ekseninden geçerse sonsuz sayıdadır diyebilirim. Bakın benim eksenim neydi? Hatırlıyorum zaten arkadaşlar. Silindirin merkezinden geçen doğru şu şekilde yaptığımda ben eksenim olarak tanımlayabiliyordum bu doğruyu. Pekala ben ne dedim o halde? Silindirin ekseni üzerinde tanımlanan yani ekseni şeklinde tanımlanan simetri düzlemi olduğu zaman sonsuz sayıda elbette ki neyi vardır? Simetri düzlemi vardır. Yani tabana paralel olursa eğer simetri düzlemin bir tane eksenden geçerse bakın eksenden geçmiş. Gene aynı şekilde üçüncüsünde de aynı şekilde eksenden geçerse simetri düzlemi bu sefer de sonsuz sayıda simetri düzlemim vardır. Biz kaç tanesini göstermişiz arkadaşlar? Elbette ki 3 tanesini göstermişiz. Silindirden de bahsettiğimize göre şimdi koninin simetri düzlemine geldi sıra.